Meclisin genel kurul toplantısında Makedonya'nın Kosova'yı tanımasına öngören karar tasarısı görüşülüyor. Bu tasarıyı Demokratik Bütünleşme Birliği, Arnavut Demokratik Partisi ve Yeni Demokrasi önerdi. Sosyal Demokrat Birliği Başbakan Nikola Gruevski'nin Kosova'nın tanınmasıyla ilgili sorumluluğunu meclise yüklediğini suçladı. Bu partiden Igor Ivanovski, devletlerin tanınması konusundaki kararlar meclis değil, hükümet tarafından alınıyor. Oturuma Başbakan, İçişleri ve Dışişleri Bakanları'nın katılması ve Kosova'nın neden şimdi tanınmasının gerekli olduğu konusunda açıklama vermeleri gerekiyor dedi. Ana muhalefet ilk önce karar tasarısının görüşülmesinden önce hükümetin düşünce vermesini istedi. Ardından bu karar tasarısının meclis komisyonları tarafından görüşülmesini talep etti. Genel kurul bu öneriyi kabul etmeyince bir saatlik mola istedi. Ardından Sosyal Demokrat Birliği karar tasarısına yönelik iki değişiklik sundu. Ama bir saat içerisinde geri Bu değişikliklerle Kosova'nın tanınması için sınır çizgisinin belirlenmesi sürecinin bitmesinin beklenmesi ve Kosova'nın Makedonya'yı anayasal adıyla tanınmasının sağlanması isteniliyor. Arnavut Demokratik Partisi Başkanı Menduk Taci, bazı diğer komşu ülkelerin yaptığı gibi Makedonya Arnavutluk ve Kosova Arnavutlarının hiçbir zaman ülkemizin adını, kimliğini ve listesini inkar etmediğini söyledi. Sırp Demokratik Partisi Başkanı Ivan Stoyliković, var olmayan bir devletin bizi hangi isimle tanıyacağı konusunun düşünülmemesi gerektiğini ileri sürdü.